Merhabalar arkadaşlar. Beşinci deneme sınavı birinci soruyla yine birlikteyiz. Sorumuza dikkat edersek alçak basınç ve yüksek basınç alanı ile alakalı sorulmuş. Yüksek ve alçak basınç alanları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır ifadesi kullanılmış. Şimdi arkadaşlar alçak basınç alanında bilmem gereken bir ibare var ki ısınan hava yükselir. Demek ki alçak basınç alanında sıcaklık fazla. Fazla olduğu için havamız yükselişe geçmiş ve oklar zaten bunu kanıtlar nitelikte. Okların ucu yukarıyı gösterdiğine göre alçak basınç alanında yükselici hava hareketi görülüyor. Demek ki yüksek basınç alanında da okların ucuna bakarsak alçalıcı hava hareketi görülüyor. Şimdi alt seçeneğine bakacak olursak alçak basınç alanları o bölgede sıcaklığın artmasıyla meydana gelir. Az önce ifade ettik, ısınan hava yükselir. Demek ki alçak basınç alanı sıcak bir hava hareketi gözlemleniyor. B seçeneğinde yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketi görülür yazıyor. Okların ifadesine baktığımızda alçalıcı olduğunu tespit edebiliriz. B seçeneğimiz de doğru. C seçeneğine baktığımızda alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketi görülür demiş. Okların yönüne baktığımızda yine yükselici hava hareketi olduğunu tespit edebiliyoruz. D seçeneğine baktığımızda yüksek basınç alanlarında yağış görme olasılığı alçak basınç alanlarına göre daha fazladır. Hayır arkadaşlar, alçak basınç alanlarında hava sıcak olduğundan yağış görülme oranı daha fazladır. O yüzden D seçeneğimiz yanlıştır. Cevabımız D seçeneği. Güneşten dünyaya gelen ısı enerjisine bağlı olarak atmosferde oluşan basınç, rüzgar, nem, yağış ve sıcaklık gibi değişkenlere hava olayları denir. Aşağıdakilerden hangisi bir hava olayı değildir? Alanya Haziran ayı boyunca bulutlu geçti. Haziran ayı boyunca bulutlu geçti ibaresi hava olaylarını nitelemektedir. Erzurum'da kar yağışının bir hafta devam edeceği tahmin ediliyor. Hem tahmin ediliyor hem de sürece kısıtlı tutmuş ve bir hava olayı olan kardan bahsetmiş. Şu Anadolu bölgesinde kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Kışların soğuk ve kar yağışlı geçmesi uzun bir sürede dayalıdır ve bu iklimi hatırlatacaktır bize. İzmir'de geçen hafta çok yoğun kar yağışı vardı. Hem kar kelimesini kullanmış hem de geçen hafta diye süreci çok kısıtlandırmış. Dolayısıyla bu da bir hava olayıdır arkadaşlar. Ama C seçeneği iklimdir. Dünyanın eksenliğinden dolayı güneşten gelen ışınların gelme açılarının yıl içerisinde değişimleri sonuçlarından biri de mevsimlerin oluşumudur. Ayrıca aynı tarihte kuzey yarım küre ile güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanır demiş. Şimdi ben küçük bir ipucu vermiştim. Güneş ışınları. Eğer sağ taraftan geliyorsa karşıdan baktığımızda sağ taraftan geliyorsa kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır arkadaşlar. Dolayısıyla yengeç dönencesi kuzey yarım kürede yer aldığı için 1 ve 2 numaralı yerde yaz mevsimi yaşanırken 4 numaralı yer güney yarım kürede bulunduğu için kış mevsimi yaşanır. İşaretlenen yerlerden hangisine kesinlikle ait olamaz diye sormuş. Hemen bakıyorum. Bir hava tahmin raporu var. Dikkat ederseniz 36-38 dereceleri görmüş. Demek ki bir yaz mevsiminden bahsediyor. Ama güney kutbunu yani 4 numaralı yer kış mevsimi yaşadığı için kesinlikle 4 numaralı yere ait olamaz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Dünyada herhangi bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarını iklim denir. Hangisi iklime ait bir özellik değildir? İklim bilimi üzerine çalışan insanlara klimatolog denir. Doğru. Her gün belli saatlerde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanması. Her gün belli saatlerde, belli zamanlarda yapılıyorsa bu bir meteorolojinin görevidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Diğer şıklara göz gezdirdiğimizde geniş bir bölge ve uzun yıllar kelimesi iklimle alakalıdır. Kesin kelimesini gördüğünüzde yine aklınıza iklim gelecektir arkadaşlar. DNA'nın yapısını oluşturan mikroçitler birer adet fosfat, şeker ve organik bazda oluşur. Bunlardan fosfat ve şeker tüm mikroçitler de aynıdır ancak organik baz farklıdır. Bu durum mikroçitlerin farklı olmasını sağlar. Bu organik bazlar adenin, timin, sitozin, guanin olarak adlandırılır. Mikroçitler içerdikleri bazın ismiyle adlandırılır arkadaşlar. Şimdi şeklimizi inceliyoruz. Size verilen şekilde adenin nükleotidi, guanin nükleotidi, timin nükleotidi ve sitozin nükleotidi var. Sadece yukarıda verilenlerden yola çıkmamızı istemiş bizden.
Nükleotitler DNA'nın yapısını oluştururlar. Evet, yukarıda nükleotitler DNA'nın yapısını oluşturur ifadesiyle karşılaştık. Her nükleotitte nükleotidin kimliğini belirleyen bir baz bulunur. Dikkat ederseniz bir nükleotitte bulunan baz o isimle adlandırılıyor. Dolayısıyla bu da yine kimliği belirlemenize yardımcı bir durumdur. Aden nükleotidiyle tümin nükleotidi, guanin nükleotidiyle sitozin nükleotidi bağ yapar. Burada sadece bir nükleotit oluşturmaktan bahsetmiş. Herhangi bir zincir oluşturmamış. Bu sadece adenin nükleotidi. Yani bilgilerin dahilinde sadece bunun adenin nükleotidi olduğunu biliyorum. Herhangi bir eşleşme söz konusu olmadığı için üçüncü seçeneğimi kabul edemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar, bir çaprazlama sorusu var. Mor çiçek ve beyaz çiçeği çaprazlamış. Mor çiçek rengine sahip bezelye ile beyaz çiçek rengine sahip bezelyenin çaprazlama sonucunda birinci kuşakta hangi bezelyeler bulunmaz demiş. İki durum söz konusu. Mor çiçek için büyük A büyük A ile küçük A küçük A ya da büyük A küçük A ile küçük A küçük A çaprazlanacaktır. İlk çaprazlama sonucunda kesinlikle %100 heterozigot bireyler elde ederim. İkinci çaprazlamayı aşağıda hemen yapalım. Büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A ve yine küçük A küçük A'yı elde ederim. Bu dörtleri elde ettikten sonra şıklarımı dikkatlice okuyorum. Heterozigot mor çiçekli bezelye. İlk çaprazlamada zaten %100 heterozigot mor çiçekli bezelye elde etmiştim. İkinci çaprazlamada da yine heterozigot dörtlerim var. Dolayısıyla A seçeneği iki durumu da sağlamış oldu. Homozigot beyaz çiçekli bezelye. İlkinde sağlamıyor olabilir. Hepsi heterozigot çıkabilir. Ama ikinci durumda böyle bir alternatifim de var. İkinci durumumda beyaz çiçekleri elde etmiştim. Dolayısıyla B seçeneği de sağladı. Homozigot mor çiçekli bezelye. İlk durum olduğunu varsayarsak. İlkinde %100 heterozigot çıkmıştı. Homozigot saf baskın elde etmedim. İkinci duruma baktığım zaman da iki tane yani %50 heterozigot, %50 homozigot saf çekinik elde etmiştim. Dolayısıyla homozigot mor çiçeği elde edemedim. Genotipi melez mor çiçekler, işte melez mor çiçekler elde etsin her iki durumda da. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. DNA'nın bir bölümündeki genin başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarım denir. Genetik mühendisleri tarafından yapılan bu tür çalışmalar biyoteknolojik yöntemler kullanılır. Buna göre hangisi yanlış olur demiş. Gen aktarımı yöntemi sayesinde bir canlıya yeni özellikler kazandırılır. Şekli incelediğimizde yeni bir özellik kazandırılmış DNA molekülünü görüyoruz. Gen aktarımı yöntemi sayesinde yeni canlı türleri oluşur. Yeni canlı türleri oluşmaz ama yeni özellikler kazandırılır arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği. Diğer şıkları incelersek gen aktarımı yöntemi genetik mühendisleri tarafından kullanılır ve biyoteknolojik yöntemlerden faydalanılır. Zaten yukarıdaki bilgide de bize biyoteknoloji, genetik mühendisliği yöntemleri kullanılarak canlı hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknik ve işlemdir. Biyoteknolojik uygulamalarla ilgili çıkarımlardan hangisi doğrudur demiş. Kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanılır kesinlikle. Bitki ve hayvanların ürün verme kapasitesi artırılabilir. Tehlikeli mikroorganizmalardan korunma yolları bulunabilir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sıvı basıncı sorusuyla karşı karşıyayız. Sıvıların basıncı, sıvının öz kütlesinin yüksekliğiyle doğru orantılıdır demiş. Sıvı basıncı deyince aklıma P eşittir. H, D ve G'den başkası gelmeyecekti. Bu formüle baktığım zaman sadece sıvı basıncının yükseklik, yoğunluk ve yer çekimi ivmesine bağlı olduğunu gözlemleyebiliyorum. Çekirdeki yükseklikleri sırasıyla H, 2H ve 2H olan X, Y, Z sıvılarının bulundukları kapların tabanına uyguladıkları basınçlar eşitmiş. Dolayısıyla formülden de yola çıkarak şöyle bir yorumda bulunabilir miyim arkadaşlar? Eğer X sıvısının yoğunluğu 2D ise burada X'in, Px'in oluşturduğu basınca 2HDG diyebilirim. Basınçları eşit olduğu için burası 2H ise Y sıvısının yoğunluğuna D dersem burada da oluşacak basınç P eşittir 2H çarpı D çarpı G olacaktır. Yine aynı şekilde Z de bunlara eşit olduğu için P eşittir Z'nin bulunduğu sıvıya da D yoğunluğu dersem 2H D, G dediğim için
Px eşit Py eşit Pz olacaktır. Dolayısıyla x sıvısının öz kütlesi y sıvısının öz kütlesinden büyüktür. Y sıvısının öz kütlesi z sıvısının öz kütlesinden büyük değil, eşittir. X sıvısının öz kütlesi z sıvısınınkinden büyüktür. Evet, x'inki 2D, z'ninki ise D'ydi. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3, yani C seçeneği arkadaşlar. Katı cisimlerin yere uyguladıkları basınç, cismin ağırlığı ile doğru temas eden yüzey alanıyla ters orantılı. Bu şekilde de K ve L katı cisimlerinin yalnız ve üst üste konulmuş durumları verilmiş. Ve diyor ki bize, şekil 1'de K ve L cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşit ve P kadar. Arkadaşlar şuna dikkat etmem gerekiyor. Burada yüzey alanları farklı olmalarına rağmen basınçları eşit. Demek ki K'nın yüzey alanı büyük. Yani basıncı daha az. O zaman bu durumda birbirlerine eşit olmaları için K'nın ağırlığının büyük olması lazım. Çünkü L'nin yüzey alanı büyük olduğu için birbirlerine eşit olabiliyorlar. Demek ki L'nin de ağırlığı K'ya göre azmış. Ki her ikisi de bu durumda birbirlerine eşitmiş. Dolayısıyla K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından büyüktür. Doğru. Daha sonra şekil 2'ye geldiğimde L'yi ters çevirerek, yani yüzey alanını büyüterek ve üzerine K'yı ekleyerek bir basınç oluşturmuş. Yüzey alanını büyütmek demek katı basıncının azalmasına sebebiyet verir. Çünkü bu durumda basınçlar birbirlerine eşit ve P kadardı. Ben bunları üst üste koyarsam normalde 2P olmasını beklerim ama yüzey alanını genişlettiğim için basıncı azaltmış oluyorum. Tıpkı büyük araçların tabanlarındaki tekerleklerde palet kullanmak gibi bir durum bu. Dolayısıyla burada tamamen sayısal değer veremem ama 2P'den küçük olduğunu söyleyebilirim. Şekil 3'e baktığımda bu kez de tam tersi. Yani yüzey alanını küçültmüş. Yüzey alanını küçültmek basıncı, katı basıncını arttırmak demektir. Dolayısıyla her biri tek başına P kadarken yüzey alanını küçültürsem üst üste koyduğumda 2P'den daha büyük bir basınç oluştururum. Tıpkı bir topuklu ayakkabı gibi. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olur arkadaşlar. Maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerindeyken uyguladıkları basınçlar kendilerine özgü değişkenlerle belirlenir. Buna göre denize dalış yaparken Dilek'e, dağda tırmanış yaparken Cihat'a, balonla seyahat ederken Hasan'a hangilerine uygulanan basınçlar kesinlikle değişir? Bir kere denize dalış yapan Dilek sıvı basıncıyla karşı karşıya bulunduğu katı ortamından, yani karadan denize geçiş yaptığı için bir basınç değişimi söz konusu. Dağda tırmanış yapan Cihat da açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azaldığı için yine bir basınç değişimi söz konusu. Aynı şekilde balon da yükseldiği için yine açık hava basıncında bir değişiklik olacaktır. Her üç durumda da basınçlar her şekilde değişecektir arkadaşlar. Bu yüzden cevabım B seçeneği. Hidroelektrik sistemler sıvıların sıkışmama özelliği ile sıvılara uygulanan basıncın sıvının temas ettiği tüm yüzeylere aynen iletilmesi prensibinden faydalanılarak daha az kuvvetle iş yapmamız için tasarlanmış sistemlerdir. Buna göre fren sistemleri. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle sorumuza bakalım. Bizden sistemlerden hangisi hidroelektriktir diye sormuş. Burada dikkat etmem gereken nokta hidrolik sıvısından bahsetmiş. Aslında bu hidrolik kelimesini gördüğümüzde aklımıza sıvı basıncı gelecek. Çünkü burada hidrolik fren sıvısı sayesinde burada sağlanan sıkışmadan ötürü fren borusunda iletilecektir bu sıvımız ve fren pedallarını sıkıştırıp fren yapmamızı sağlayacaktır. Bunu sağlayan kısım da aslında sıvıların üzerine uyguladığımız kuvveti aynen temas ettiği tüm noktalara iletmesinden kaynaklıdır. Evet, sıvıları sıkıştıramıyoruz ama tüm yüzeyler iletimini sağlayabiliyoruz. Birinci öncülümüz bunu sağlar. Araba direksiyon sistemleri de hidroelektrik sistemlerdir. Çünkü içerisinde yine sıvılar bulunur. Özellikle özel yağlar, arabaların içerisinde kullanılan yağlar vardır. Ve bu yağlar sayesinde direksiyon hareketleri kolaylaşır. Bunun sebebi de sıvıların bütün temas yüzeyine basıncı aynen iletmesinden kaynaklıdır. Fakat kombi sistemlerin içerisinde bir basınç, gaz basıncı söz konusudur. Buradaki basınç farkından yararlanılarak ısınma gerçekleşir. Bu yüzden hidrolikle alakalı bir örnek değildir. Doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır.
Elementlerin artı atom numaralarına göre dizildikleri grup ve periyottan oluşan sisteme periyodik sistem denir arkadaşlar. Buna göre periyodik sisteme 3 farklı şekil koymuş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Üçgen ve kare elementleri aynı gruptadır. Hemen bakalım. Bildiğimiz üzere 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. 7A grubunda üçgen ve kare yer almaktadır. Dolayısıyla aynı gruptadır arkadaşlar. Atom numarası en küçük olan, yuvarlak olan elementtir demiş. Atom numaraları aşağıya doğru indikçe artıyordu. Yani şu anda burada bulunan hidrojen atomum, burada da helyum atomum bulunuyordu. Hidrojenin atom numarasının 1, helyumun 2 olduğunu biliyorum. Demek ki hem aşağı doğru indikçe hem de periyotlarım arttıkça benim atom numaram büyüyor. Yani hidrojen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde periyotlar arttıkça atom numaram da artmaya başlıyor. Dolayısıyla ikinci öncülüm yanlış. Daire ve kare elementleri aynı periyottadır. Hemen bakıyorum. Daire ve kare. Sütunlar grupları gösterirken yatay olan satırlarda periyotları gösteriyordu. Burası 1, 2, 3, 4. periyot. 4. periyotta hem dairem bulunuyor hem de kare olan elementim bulunuyor. Demek ki aynı periyottalar. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya, bazılarda kırmızı olanları mavi renge dönüştürüyorlar. Buna göre bir tablo vermiş bize. Bu öncüllere göre hangisi yanlıştır demiş. Kar çözeltisi mavi turnusol kağıdını yine mavi bırakmış. Kırmızı turnusol kağıdı yine kırmızı bırakmış. Demek ki etki etmediğine göre OH iyonlarıyla H artı iyonları birbirlerine eşit. Yani bir tuz diyebiliriz. Fakat kar çözeltisi için böyle bir yorumda bulunmamış. İlk öncülüm yanlış. L çözeltisinde OH iyonu H artı iyonuna eşittir. L çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirdiğine göre bir asittir. Dolayısıyla H artı iyonu daha fazla olacaktır. İkinci öncülüm de yanlış. M çözeltisi OH iyonu H artı iyonundan azdır. M çözeltisine baktığımızda mavi turnusol kağıdına etki etmemiş. Fakat kırmızı turnusol kağıdı maviye çevirdiği için bu bir bazdır. Ama burada da yine tam tersini söylemiş. Bazlarda OH miktarı H artı iyonundan daha fazla olur arkadaşlar. Dolayısıyla 3 öncülümüz de yanlıştır. Maddelerin molekül yapıları değişerek yeni maddelerin oluşma sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkime ile alakalı bir şekil vermiş ve öncüllerden hangisi doğrudur diye sormuş. K ve L moleküllerinin kütleleri toplamı M molekülünün kütle toplamına eşittir. Evet arkadaşlar, her zaman oluşanla giren ürünlerin kütleleri değişmez. Yani kütle her zaman korunur. M molekülünün kimyasal özellikleri K ve L moleküllerinin kimyasal özellikleriyle aynıdır. Kimyasal tepkimede oluşan ürün onu oluşturan girenlerin özelliklerini taşımaz. Çünkü yeni bir madde meydana getirmiştir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Kimyasal tepkime sonunda toplam atom sayısı azalmıştır. Toplam atom sayısı değişmez arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de yanlış. Cevabımız A seçeneği. Bir maddenin kimyasal yapısında meydana gelen değişimleri kimyasal değişim, dış görünüşte meydana gelen değişimleri de fiziksel değişim demiş. Buna göre bir tablo vermiş bize. Hangi satırdaki örnekler kendi içerisinde yer değiştirilirse tablodaki yanlışlık giderilmiş olur. Kağıdın yırtılması bir fiziksel değişim, yakılması, yanma olayları ve kimyasal değişimdir. Patatesin dilimlenmesi şekil değişikliği olduğu için fiziksel değişim, haşlanma, pişme gibi durumlar kimyasal değişimdir. Gümüşün renginin değişmesi kimyasal değişim, gümüşten yüzük yapılması fiziksel değişim. Üç yer değiştirmeli kendi içinde. Elmanın çürümesi, çürüme olayları, küflenme olayları, kokuşma olayları kimyasal değişim olduğu için yer değiştirmesi lazım. Çünkü elmanın kesilmesi de bir fiziksel değişimdir. Dolayısıyla 3 ve 4 B seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Evet, bir pH metre var karşımızda. Burada birçok maddenin pH değerlerinin bulunduğu skalayı göstermiş. Aşağıdaki tabloda kırmızı lahana suyu çözeltisine eklenecek maddeler ve ekleme sonucu çözeltinin alacağı renkler verilmiştir. Buna göre tabloda hangileri doğru yazılmıştır? Öncelikle turnusol kağıdını asitler mavi renkten kırmızı renge çevirirler. Limon suyu da bir asit olduğu için çözeltinin alacağı renk
kırmızıdır. Aynı zamanda lahana suyda nötr bir yapısı olduğu için asitler tarafından kırmızı renge dönüşecektir. Kabartma tozu da bazik bir yapıda olduğu için mavi renge çevirecektir. Gazoz asit bir madde olduğu için kırmızı renk olması gerekirken yeşil yazılmış, deterjanlı suda bir baz olması gerekirken mavi yazılması gerekirken kırmızı yazılmış. O yüzden A seçeneğimiz. Evet arkadaşlar, bir pH cetveli görüyoruz. Bazı maddelerin bulundurduğu pH çizelgesindeki skalalar bize verilmiş. Bakalım sorumuz da bize ne soruyor? İçinde kırmızı lahana suyu olan bir çözelti var ve bu çözeltiye 3 ayrı madde ekleniyor. Bu eklenme sonucunda bakalım neler değişmiş? K maddesi eklendiğinde lahana suyunun rengi değişikliğe uğruyor ve yeşil rengine sahip oluyor. L maddesi eklendiğinde sabit kalıyor, bir renk değişikliği söz konusu yok. M maddesi eklendiğinde yine bir renk değişikliği söz konusu. Şimdi arkadaşlar, kırmızı lahana suyunun pH değeri 7'dir. Yani bu nötr bir maddedir. Dolayısıyla ilk durumda K maddesi eklendiğinde bir şekil değişikliği oluyorsa ve bu şekil değişikliği, renk değişikliği özellikle yeşil ya da maviye kayıyorsa bir baz damlatıldığını gösterir aslında. Hemen şıklarımda baz olanları bulmaya çalışıyorum. Elmanın asit olduğunu ve portakalın asit olduğunu az önceki pH skalasında gördüm. Kabartma tozu bir bazdır ya da bulaşık deterjanı bir bazdır. Devam ettim. L'de bir renk değişikliği söz konusu değil. O zaman renk değişikliği söz konusu değilse demek ki üzerine pH'i 7 olan ya da 7'ye yakın, nötre yakın bir madde kullanılmış. Baktım L bir asit, yani kola bir asit diyor B seçeneğinde, fakat burada damıtılmış su. Damıtılmış su saf su, yani pH'i 7'dir arkadaşlar. O yüzden renk değişikliğine sebep olmamıştır. M'ye baktığımda rengi kırmızıya dönmüş. pH'i 7 olan bir lahana suyun üzerine asit damlattığımızda rengi kırmızı ya da pembeye dönecektir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Isıtılan maddelerin sıcaklık değişimlerinin nelere bağlı olduğunu öğrenmek isteyen Metin aşağıdaki düzenekleri kullanıyor. İlk düzeneğimize baktığımızda her ikisinde de cinsi aynı olan fakat miktarları farklı olan bir düzenek görüyoruz. İkincisinde ise cinsleri farklı, miktarları da farklı olan bir düzenek görüyoruz. Bu durumla alakalı olarak birinci düzenekte bağımlı değişken ısıtıcılar, bağımsız değişken sıcaklık değişimi. Şimdi bağımsız değişken bizim değiştirdiğimiz bir durum olduğu için kullanılan miktarlar aslında burada bağımsız değişken. Bu yüzden A seçeneği yanlış. İkinci düzenekte bağımsız değişken maddenin cinsi. Benim değiştirdiğim durum bağımsız değişkendi. Birinde su, birinde zeytinyağı kullandım. Buna bağlı olarak ben sıcaklık değişimini gözlemledim. Evet, ikinci değişim tamamen bunu gösteriyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. Şekilde 20 santigrat derece 100 gram suyun bir ısıtıcı ile ısıtılarak kaynama sıcaklığının gelme süresi kronometre ile ölçülüyor. Belli bir süre vermiş ve bu süre nelere bağlı olduğunu bize sormuş arkadaşlar. Şimdi suyun ilk sıcaklığına bağlı olarak kronometrenin hızı, orada ölçülen süre değişecektir. Suyun kütlesi, yani miktar, burada bizim için kronometrede ölçülen süre için önemli bir skaladır. Isıtıcının birim zamanda verdiği ısıya, ısı ne kadar fazla olursa kaynama miktarı o kadar hızlı gerçekleşeceği için kronometreyi etkiler. Bu yüzden 3 öncülümüze de bağlıdır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği.